Halit, ne o saatine falan bakıyor? Biraz sıkılmaya mı başladın? İyi misin? Mola vermedik. Hani mola vermeye geçtik. Burada ses durmadı hiç. Görüntü alamadık abi. Henüz hiçbir... Alamadık. Görüntü yok mu diyorsun? Yok. Adam direksiyona bir yapıştı. Bir daha da durmadı yani. Şimdi ben seni rahatlatmak için bir şey söyleyeyim dostum. Dış sesin borusu Alanya'ya kadar öter. Bilenler bilir. Antalya-Alanya arası son derece böyle sıkıcı, dümdüz. Böyle güneş şey gibi, patlak bir güneş. O yüzden bırak abi, o araba sürsün. Biz zaten neden direksiyonu dış ses ekip dedik, buralar sıkıcı diye. Birazdan Gazi Paşa'dan sonra virajlar başlayacak. Bizim görüntü avcılığımız da başlayacak. Biz sizi de, biz sizi o postan kaldırırız abi, bu tarafa tutacağız. Yalnız dış ses görüntüde yok, burada. Sen burada mıydın? Arkamdan sallayıp durmayın. Sen burada mıydın? Buradayım. Ve bunların hepsini duyuyor. Halit hazır mı kahveler? Hazır abi. İşte patronla çekime gitmenin faydaları. Kesinlikle. Alacaksın abi, ödesin. Hocam durdur dedin, durduk. Mutlu musun şimdi? Abi mutlu değilim. Çünkü şimdi biz neredeyiz? Alanya'nın hemen çıkışındayız. Güzelim Alanya. Ya şu manzaraya bak. Ya şu güzelliğe bir bak. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar güzel yerler gerçekten yok. Ama şu memleketin haline ve bu memleketin insanına diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten kanayan yara ya. Yani bak şu... Ya şu çocuk bezi ya. Yani hangi kadın çocuk bezini buraya atar ya? Ya bu ülkeye acayip acıyorum. Gerçekten yazık ya. Bugün Adana'ya gidiyoruz. Bugün Adana'ya gidiyoruz. Şimdi ne çekeceğimizi sen mi söylersin, ben mi söyleyeyim? Şimdi ne çekeceğimizi sen söyle. Çünkü sen patronsun bugün. Her ne kadar dış ses olsan da. Biz bugün de mi sana dış ses diyeceğiz yoksa sonuçta işin patronusun. Patron mu diyelim? Ben burada hep dış sesim biliyorsun. Dış ses peki. Şimdi normalde dış ses dediğine bakmayın. Bizim dış ses Sade Fikir Reklam Ajansı'nın sahibi kendisi. Ve bugün bizi Adana'ya bir ticari iş çekimi, bir fotoğraf çekimi için götürüyor. Firmamız neydi? Bir İspanyol tarım firmasının çekimlerini yapmak için Adana'ya gidiyoruz. Şimdi Haziran ayının 7'si. Değil mi? Aynen. Asistan, ayın kaçı lan bugün? 7'si abi. 7'si. Şimdi karpuz ve kavun hasadının olduğu dönem. Ve biz oraya bu hasadı görüntülemeye gidiyoruz. Hem video çekeceğiz hem fotoğraf çekeceğiz. Antalya'nın... Ya her yerime sinek konuyor abi. Bu nasıl olacak? Bence buralar Doğu Antalya'daki en güzel veya tek güzel yerler abi. Ne diyorsun? Toroslar diyelim. Toroslar. Doğu Toroslar. Çünkü ben Antalya'nın doğusunu pek sevmem. Sen de öyle. Bir zamana kadar sevmezdim ama daha farklı yerlerini gezince hiç fena değilmiş. Eskiden Antalya'nın doğusunu hep çöl sanardım. Tabii Manavgat'ın dağlarından bir çıktığında işin rengi değişiyormuş. Abi Antalya'nın her yeri çok güzel. Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir diyorsun yani. Mustafa Kemal Atatürk demiş yani ondan sonra bize... Peki o zaman bu en güzel yerini şu kameradan gösterir misin artık bize? Şu kameradan gösteriyorum. İşte Doğu Toroslar'dayız. Ve de sahil boyunca Adana'ya gidiyoruz. Bakalım güzel bir çekim olacak. Peki bir şey sorabilir miyim? Bu yol boyunca Adana'da o seralarda tarım temalı fotoğraflar çekerken biz stok fotoğrafı da çekebilecek miyiz? Tabii ki çekebiliriz. Firma buna müsaade ediyor mu? Firmalar için bu konuda özel izin istiyoruz. Evet arkadaşlar burada hemen şöyle bir bilgi paylaşayım sizinle. Siz diyelim ki yarın ticari bir iş çektiniz. O firma sahibinin ya da o yetkilinin, o işin editörünün rızasını almadan o fotoğrafları ayrıca da stoka da koyayım. Bunları bilmem nereye de paylaşayım. Yapmayın. Çünkü bunlar ileride sizin başınıza ciddi sıkıntılar açar. O kişilerin izni olmadan böyle şeyler yaparsanız ayrıca da etik değil.
siz bu anlaşmaları yaparken baştan bu fotoğrafları kullanım için sizin ne gibi haklara sahip olduğunuzu iyi belirleyin. Bu fotoğrafları ajans nerelerde kullanacak, ne sürelerde kullanacak? Bunları baştan tek tek konuşup anlaşın ki yarın dostluklara da zeval gelmesin. Hoş geldiniz. Evet, yemeğimiz geldi. En güzel yerinde geldim, bozdum filmi. Özür dilerim. Halit, şimdi mutlu musun? Böyle yaşamaktan bıktım ben usta, bıktım ben usta. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Bu videoya arada gerilim katıyoruz biz. Arkada, yani kamera kaydığında böyle görünen, dış sesi gördük, dış sesi sen gördük. Sen misin? Dış ses sen, şu mu? Dış sesi şu... göreceğiz mi? Dış ses aran, gel buraya. Diyorsunuz. Sevgilisine bu dış ses değil. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Orada yayılmışsın. Nasıl asistansın lan sen? Yoruldu ama yoruldu. Sürekli durduk kalktık. Şimdi tabii daha hala bütün gündür yoldayız. Ulan Silifke'ye varamadık. Kız Kalesi'ne gün batımında varmam lazım diyorum. Bir yandan her yerde durdurdum seni. Ondan sonra diyor ki vay niye varamadık? Yol niye uzun? Bu yol niye bitmedi? Adana ne kadar uzakmış? Çok doğru söylüyorsunuz siz. Yani hocam diye söylemiyorum. Çok pimpirikli bir insan. Tabii böyle 100 metrede bir durursan bu iş bitmez. Gene mi ben problem oldum? Ama hocam yolu bitirtmedin ya. Baksana abi bunu çekmeyelim mi? Halit okuyabiliyor musun lan üstündeki yazıyı? Hocam ben bu petrol arama gemisi. Peki biz petrol arama gemisi için mi? Stok çekiyoruz şu anda biz. Adana'da. Adana'ya varamıyoruz yani. Şuan stok çekiyoruz. Bu güzel bir konu abi. Stok böyle mi oluyor hocam? Bir konuyu belirleyip çekmiyor musun? Ne görürsen çekiyor musun? Hayır, bir konuyu belirleyip çektiğimiz tabii ki hep öyle. Çoğunluğu öyle ama şimdi bazen de şöyle bir şey vardır. Bunu bizim rahmetli Profesör Sabit Kalfagil söylerdi. Onun için ne yatsın? Amin. İyi fotoğrafçı fotoğrafı gördüğü yerde tanıyandır. Çekerken de seçerken de. Sana zahmet şunu da al, çantayı da al. Siz sen misiniz, reklamcı mısınız? Hocam reklamcıyız. Aslında şu arkadaşlar reklamcı, çekemiyorum şu an onları ama değil ben mi? Fotoğrafçıyım. Ekip günaydın. Günaydın hocam. Halit uyanmadın mı lan daha? Hocam dün geç geldik, geç vardık. Sabah erken kalktık. Biraz geç kaldık. Patronlar biliyorsun, uyumayı severler Halit. O yüzden biz geç kaldık. Patron günaydın ya, bugün hiç konuşmuyorsun. Uyanamadın mı lan? Niye alıştınız bu patron işine? Tamam dış ses ya. Ha. Yani senin bu uykuyla şeyin benim, nedir abi imtihanın? Benim değil de senin ne yapacağız ya? Tersinden mi kalktın sen Adana'da? Hayır abi geç kaldık diye. Abi çıktığımızdan beri Halit öyle değil mi? Öyle abi. Abi ne lan? Dış ses mi diyeyim abi? Dış ses. Abi Adana'da tersimden kalkmadım. Millet böyle bir işte sen arabayı kullanıyorsun şu an. Yolu yanlış giriyorsun. Yok efendime söyleyeyim orada sağa dönüşe ışık yakmışlar. Sen tabi Antalyalı olduğun için bilemeden giriyordun oraya. Hayır kalktığından beri. Burada şimdi de bordama çarpıyordun. Yok bu kilit taşı mı? Yok ben bu yoldan nefret ediyorum. Evet buradan. Yok bu tepemizdeki ne? Ülke yöneticilerine seslenmek istiyorum. Lütfen şu yollara kaldırım taş döşemeyin. Nefret ediyorum şu kaldırım taşına. En son neydi Halit şikayeti? Dükkanın önüne niye böyle çirkin eşya koymuşlar? Video çekelim. Evet çok çirkin ya ortalık. Yani var ya bu ülkenin en büyük sorunu ne ben size söyleyeyim mi? Söyle hocam. Hiç estetik kaygısı yok. Ya eğitimden daha önce. Daha önce abi. Hiç kimse de estetik kaygı denen bir şey yok Türkiye'de. Yaz Özgür Donmaz. Yalnız Adana'da insanlar güneşe silah sıkıyor dediniz.
hani lan güneş? Ama sen gelirken dedin inşallah böyle parçalı bulutlu bir hava olur falan. Evet evet, kesinlikle. Çünkü neden biliyor musun? Açık arazide çekim yapacağız. Arkadaşlar böyle patlak bir güneşte çekim yapmak istemez hiçbir fotoğrafçı. Böyle hafif parçalı bulutlu oldu mu? O ne biliyor musun? Doğal Tanrı'nın softbox abi. Yani o ince bulut tabakası. Evet, en sevdiğim ışık saati, ışık şeklidir. Böyle biz buna homojen ışık diyoruz. Şimdi burası Akdeniz yolu. Abi ben çekiyorum. İzleyenler o kararı ver. Sen gittin gördün hocam İtalya'da. Akdeniz şehrinde böyle mi? Böyle mi yani? İşte biraz az önce hatırlarsan sana ülkenin en büyük sorunlarından biri estetik kaygısının olmayışı demiştim. Yani şu kirliliğe bir bak abi. Yani hiçbir binanın birbiriyle alakası yok. Yani Allah aşkına ya bir şu direkler, şu teller. Ya sanki Pakistan'ın bir köyündeyim ya. Evet, Adana'nın verimli topraklarına nihayet geldik. O şehir içinin izbeliğinden kurtulunca ortalık ne güzelleşti. Dış ses. Yoluna bir tek bu çıkmamıştı. Bu da çıktı. Sonunda. Sonra Alp'la anlaşmanın yolunu bulduk abi. Ha. Şimdi zor şartta olan siz misiniz, ben miyim? Kimsin? Kim sence? Kim zor şartta? O da ikimiz. Siz. Niye senin difüzlerin yok diye mi? Aç aç cam aç. Ne oldu lan? Hocam beni unuttunuz ya. Hiçbir mesaimiz yok ya. Abi çek sahaya. Tamam pardon. Kanatlarım koptu ya. Geç abi, geç geç. Oğlum vargası ne? Ya geçecektin, ne güzel video olacaktı ya. Geçsene işte. Sen geç abi, geç. Şapka vereyim bari. Ya şapka yok bizde, bizde yok, bizde yok. Kazasız belasız bir çekimin daha sonuna geldik. Hocam nasıl geçti çekim? Niye hala mutsuzsun? Çok... Ödemeni de yaptık. Lan karpuz kavunda ödeme mi yapılır lan? Nereye bir yer bu abi? Bu öyle bir şey mi? Ajans olmak bunu diyor. Hocam ben... Senin kanatların da kırılmıştı değil mi? Oğlum kanadım. Tamam desem... Balık ıskandıran lezzet diye verdiniz bunu. Ama karnınız aç. Ben eve bunu mu götürüyorum? Babam beni eve alır mı abi? Hocam bu mu? Kestik.